Şimdi biz miting alanında bütün kadınlara taleplerini öncelikle soruyoruz. Sonrasında birkaç sorumuz daha olacak. Burada bulunma amacınız nedir? Ben öldürmek istemiyorum aslında, çok basit. Özgürce yaşamak istiyorum. Özgürce ilişkilerimi yaşamak istiyorum. Arkama dönüp bakarak yürümekten çok sıkıldım. Her şeyden önce ben bu hükümetten çok sıkıldım. Gerçekten hepimiz çok sıkıldık. Peki son süreçteki kadın katliamlarına baktığımız zaman büyük bir cezasızlık politikası ve beraberinde kişilerin işte iyi hal indirimleri vesaire. Çok bunlarla karşılaşıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum. Yani ben bunu cezasızlık politikasından ziyade açık bir savaş olarak görüyorum. Çünkü cezasızlık demek kasti yapılan bir girişimdir, bir müdahaledir. Hiçbir zaman zaten biz çok büyük beklentilerimiz olmadı bizim hükümetten, devletten. Sonuçta var olduğu andan beri devlet kadınları bir önce meta olarak, sonra sömürülecek bir enerji olarak görüyor. Bir iş gücü olarak görüyor işine geldiğinde. İşine geldiğinde çocuk büyütecek biri olarak görüyor. İşine geldiğinde de böyle gözdağı vermek için ölümlerini örtbas edecek, katilin sırtını sıvazlayacak bir kurban olarak görüyor. İki gün önce İzmir'de HDP il binasında bir kadın öldürüldü. Biliyorsunuz ki yani katilin soğukkanlı davranışı ve oraya giderken ben katliam yapmaya gidiyorum demesi. Daha sonra öldürdüğü kadını leş diye WhatsApp sayfalarında paylaşmaları. Bir bütünen kadın üzerinden de bir politika yürütülüyor. Bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Çünkü bedeninin teşhirine kadar birçok şey göz göre göre aslında gözümüze sokuluyor. Bunun perde arkasında ne var? Biraz onu da irdelemenizi istiyorum. Bu ilk defa olmadı. Bunu Ekim Van'da da biz gördük. Yani hiçbir şekilde şaşıramadığımız bir duruma geldik. Her şeyden önce devlet tabii ki bana kalırsa kadın düşmanı. Hepimiz de öyle düşünüyoruz ama politik kadının, Kürt kadının, öteki kadının en büyük düşmanı yani. Deniz'in bedeninin sergilenmesi bizim için aynı yarayı deşmiş gibi oldu. Ve en çok da dediğim gibi başta şaşırmamak içimi acıtıyor yani bu noktada. Politik olmaya devam edeceğiz. Deniz orada sadece tabii ki bir kadın olarak bedeninin teşhir edilmesi çok şey anlatıyor ama Deniz orada politik bir özne olarak vardı. Öyle kahvaltısını ediyordu, iki zeytin, üç yumurta. İsterse önünde dağlar olsun. Deniz orada bir politik özneydi ve pek çok denizler için gitti o oraya. Deniz ne yazık ki bugün dövizlerimizin üstüne kazındı ve yüreğimize de kazındı. Öncelikle biz Çanakkale'den geldik buraya. Sadece İstanbul değil, gerekirse Çanakkale'den Türkiye'nin dört bir yanına da gideriz. Çünkü mücadele ederek, bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızdan kolay kolay vazgeçmeye niyetimiz yok. Bir de bu haklarımızı tek adamın iki dudağı arasında çıkan o cümlelere de bırakmayacağız. Yasalarla güvence altına alınan haklarımızdan vazgeçmiyoruz bir kere. Buradayız, bunun için sözümüzü söylemeye geldik. Ben de bir Kürt kadını olarak zaten 10 sene önce çocukluğumda da aynı durumu yaşamıştım Düzce'de. 10 sene boyunca hiçbir şey değişmedi çünkü cezasızlık politikaları, iyi hal indirimleri hepsi bunların önünü açtı. Bugün biz Çanakkale'de takip ettiğimiz davalarda istismarcıların, katillerin, tecavüzcülerin rahatlığının nedenini biliyoruz. Çünkü hukuksal olarak arkalarını yaslayabilecekleri bir hukuk devletleri var. Biz o hukuk devletlerine anayasal haklarımız olmasına rağmen sırtımızı yaslayamıyoruz. İşte tam da bu yüzden bu kalabalığın içerisindeyiz. Artık sırtımızı hukuk devletine yaslamaktan değil, kadınlara kadın dayanışmasına yaslamaktan yanayız. Bir tek kadın daha katledilmesin diye buradayız. Umarım bir daha böyle haberler almayız. Umudumuz bu yönde. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizden de birkaç cümle alalım. Öncelikle zaten Deniz'in katledilmesinin çok planlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Katilin açıklamalarının da ezberletilmiş şeyler olduğunu adımız gibi biliyoruz. Arkadaşımın da söylediği gibi onun arkasında erkek iktidar olduğu için biz bu haldeyiz. Kadınlar sadece İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve feshedilmemesini istiyor ve bunun için her gün
hangi meydanda olursak olalım, ister Çanakkale'de, ister İstanbul'da, ister Mardin'de, her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sözleşmesinden bir gece yarısı iktidar vazgeçtiğini ilan ediyor, kararname açıklıyor. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Kadınlar kendi mücadelesiyle kazanmıştır İstanbul Sözleşmesi'ni. Biz bununla kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Onun için buradayım. Kendi haklarımdan, hayatlarımdan vazgeçmemek için buradayım, alandayım. Mevcut iktidarların o kadar çok kin, nefret söylemleri, açıklamaları var ki bunlardan bu çıkıyor. Sadece şu an Deniz Poyraz bizim de kız kardeşimiz. Katledildi. Bütün dünya kadınlarının kız kardeşi. Ama o kadar çok nefret söylemi var ki. Bu sadece katilin meselesi değil. Biz bunu biliyoruz. Onun için de buradayız. Onun için de alandayız. Deniz Poyraz ölümsüzdür. Asla haklarımızdan, hayatlarımızdan ve sokaklardan vazgeçmeyeceğiz. Yani İstanbul Sözleşmesi tabii ki çok önemli. Özellikle uygulanması. Bence iptal edilmeden önce uygulanırken de yeterli şekilde uygulanmıyordu. Çok fazla faile meçhul, işte ceza indirimleri, bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Hayat çok kıymetli ve göz göre göre ölüyoruz, öldürülüyoruz. Tamamen yani öldürülmek istekli yapılan bir şey. Sadece siyasi bir cinayet de değil, tabii başta siyasi de bir cinayet. Ben İzmirliyim, 2 gündür bunun yasını yaşıyoruz hepimiz. Bir kadının bu şekilde bu şekilde de değil. Her şekilde katledilmesi korkunç. Ama üzerine bu kadar teşhir edilerek ve hınçla ve şiddetle, kinle yapılması korkunç bir şey. En dehşeti de bundan keyif alırcasına yapılması insanın aklının, benim vicdanımın ve aklımın, kalbimin almadığı bir şey. O yüzden anlayamıyorum. Ben anlayamam, çok yorumlayamam. Sadece benim gözümde çok acı, çok ne duygularla denir? Vahşi duygularla yapılmış bir şey. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi bu ülkede tek adam bir gecede binlerce kadın hayatını etkileyen bir sözleşmeyi feshedebileceğini zannetti. Ve biz o günden beri, resmi gazete çıktığından beri, hatta daha öncesinden bu ihtimali seslendirdiklerinden beri sokaktayız. Çünkü bu artık bizim için bir hayat mücadelesi. Biz haklarımızı kolay kazanmadık bu ülkede. Bu ülkede her gün binlerce kadın tacize uğruyor, şiddete uğruyor. Aile dedikleri evlerde öldürülüyor. Her gün 3 tane kadın öldürülüyor bu ülkede. LGBTİ cinayetlerini zaten görüyoruz korku seviyede. Bu ortamdayken bizim haklarımızı ciddi anlamda koruyan bir sözleşmeden vazgeçmek, öldürülseniz de, katledilseniz de, tacize de uğrasanız, tecavüze de uğrasanız bizi ilgilendirmiyor demek. İktidar çok net bir şekilde bize aslında kendi politik argümanı sunuyor. Biz de diyoruz ki karşıyız. Yapamazsınız. Haklarımızdan vazgeçmeyiz. Biz kolay kazanmadık, kolay vazgeçmeyeceğiz. Başta kendi hayatlarımız, bedenlerimiz, haklarımız için buradayız. Bu erkek sistemine, erkek egemen dünyaya karşı verdiğimiz bir kadın özgürlük mücadelesi var. Hem siyaseten veriyoruz, hem yaşamlarımızda, hem evlerimizde, hem sokakta. Bunun en büyük temsili şu anda İstanbul Sözleşmesi. Bu erkek sisteminin, erkek AKP
iktidarının işine gelmeyen bir sözleşme. Çünkü biat eden, kendilerinin biçimlendirdiği bir kadın modeli, anne modeli istiyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Bu sözleşme de bunlara engel olan bir sözleşme. Ve bu kadın birlikteliği, bu kadın gücünden korkanlar korksun. Biz çünkü korkmuyoruz bu saatten sonra. Korkmuyoruz çünkü bizi öldürseler de Deniz de korkmuyordu. Deniz de kadın mücadelesi veriyordu. Bir Kürt kızıydı. Göç eden bir ailenin kızıydı. O da korkmadı. Onun yolundan devam edeceğiz. Bugün Sosyalist Kadınlar Hareketi olarak yasalar sokakta yazılır. Özgürlüğümüzü almak için sarayınızı başınıza yıkacağız diye geldik. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için buradayız. Bu devlet saray rejimi sıkıştığı yerden aslında ilk olarak Kürtlere, ilk olarak direnenlere, direnen işçilere, devrimcilere saldırmayı kendine görev biliyor. Deniz Poyraz özelinde biz direnişçi, örgütlü mücadele eden, kendi kimliğini benimsemiş ve bunun özgürleşmesi için mücadele eden bir kadına aslında devletin, saray rejiminin bakışının ne olduğunu açıkça görüyoruz burada. Biz Deniz Poyraz'ın yürüttüğü mücadeleyi, örgütlü mücadelemizle kadın hareketini yükselterek, kazanımlarımızı, haklarımızı tek tek söküp alarak onun ne kanını yerde bırakmış olacağız ne de mücadelesinden eksik kalmış olacak. Biz buradaki kadınlar Deniz Poyraz'ı bugün hiç dilimizden düşürmedik. Resimleriyle bir aradaydık. Deniz Poyraz ölümsüzdür sloganlarımızla buradaydık. Akademide, bakkalda, markette, evde, terzide, fabrikada, her yerde erkeklerle eşitlik ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Hatta bunun daha fazlasını istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Mevcut Türkiye'de zaten kadınların üzerine başka bir baskı var. Bir de bu kadın HDP'li Kürt, yani başka kimliklere sahip olduğu için aynı zamanda HDP'li bir Kürt, bir emekçi, bir ailenin kızı ve hani politik başka bir şey söylüyor. Başka bir hayali var, başka bir amacı var. Hepimizde ortak bir amaç, ortak bir hayal. Yani insanca yaşamaktan, yaşamanın dışında başka bir kimlikle de var olmaya çalışıyor. Yani Kürt kimliğiyle var olmaya çalışıyor. Ve iktidarın aslında Deniz Poyraz'ı öldürmesi kadınlara ve aslında bütün Kürtlere, Ermenilere, ezilenlere, Alevilere olan nefretinin bir yansımasıdır aslında Deniz Poyraz'ın öldürülmesi. Deniz Poyraz'ın katledilmesi aslında 18 yıllık AKP iktidarının getirdiği bir tablo gibidir. Yani bugün nasıl Ebru Timtik'i öldürdüyse, Dilek Doğan'ı öldürdüyse, Sıla Balay'ın öldürdüyse aynı şekilde Deniz Poyraz'ı da öldürdü. WhatsApp gruplarına paylaşması ise tam bir erkek devletin yapabileceği bir zihniyet. Kadın öldükten sonra bedenini leş bir diye atmak ve hani aynı zamanda hem bir Kürt öldürmenin hem de bir kadın öldürmenin onu iktidar nezdinde aslında daha da üst katmanlara ve daha çok o sosyal statüyü sağlayabileceğini düşünmek amaçlı yaptı. Kadın katili, ırkçı, iktidar genel olarak böyle ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesi de bu iktidarın aslında bir yansımasıdır. Kadınların yoksulluk nafakasını kısıtlamaya çalışanlara, haklarımıza göz dikilmesine, şiddet varsa bile ara bulmaya çalışanlara. Yani aslında çok uzun zamandır kadına yönelik şiddet ve kadınlara yapılan saldırının farkındayız ve bunu görüyoruz. Burada da aslında hiçbir şekilde ne tek adama, ne de babaya, ne kocaya, hiç kimseye boyun eğmeyeceğimizi bir kere daha göstermek için toplandık. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz tabii ki. Onun dışında aynı zamanda da Deniz'e de buradan rahmet diliyorum. Onun için
Kısa ve öz söyleyebileceğim şey, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıramazsınız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınların can güvenliği olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine kesinlikle karşıyız. Ve bizim yıllardır çabamız olan İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatana kadar ve tek bir kadın ölmeyene kadar sokaklardayız ve sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Haklı mücadelemizde tüm kadınları yanımızda bekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz kadınlar için çok önemli. Kadınların öldürülmemesi, hayatta olmaları için. Ve bir gecede İstanbul Sözleşmesi uygulansın derken tamamen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için başvuru bizde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Erkek zihniyet, daha doğrusu siyaseten o tür düşünen insanlar bunu yıllardır yapıyorlar. İşte Kürtlere yapıyorlar, LGBT'lilere yapıyorlar, biz kadınlara yapıyorlar ve bunu yaparken de göstere göstere yapıyorlar ve ben bunu yapacağım diye aylarca, yıllarca işte Hrant gibi, Tahir Elçi gibi, bu da Deniz'de üzgünüm onlardan biri. O bedeni teşhir etmek acı tabii ki. Zaten canımız yanarken en son Deniz Poyraz canımızı daha da çok yaktı. Ama bu katil yakalandı ama sanıyorum en kısa zamanda dışarı çıkacaktır. Bunun için İstanbul Sözleşmesi önemli ve o uygulansın diyoruz zaten. Deniz Poyraz.